Bu yolculuğa başladığımda benim bir hayalim vardı. Dünyayı değiştirmek. Çok küçük yaşta abimin yönlendirmesiyle bilimle tanıştım. Her pazar abim beni sinemaya götürür, arkasından da bana bir tane bilimsel kitap alırdı. Bununla beraber ben bütün doğum günlerimde ailemden mikroskop ve teleskop isterdim. Ailem de bana her doğum günümde bilimsel deney setleri alırdı. Haliyle böyle büyüyen bir çocuğun da bunlardan kaçınılmaz bir şeyler yapması çok normal değildi. 9 yaşında bilgisayarla tanıştım, kodlamayla tanıştım yine abimin sayesinde. Bilgisayar bana farklı bir şey kattı. Benim bir insan dışında bir şeye bir şeyler öğretebileceğim gerçeğini fark etmemi sağladı aslında. Oturduğumuz semtte bir bilim merkezi vardı ve bir gün anneme dedim ki anne ben buraya gitmek istiyorum. O zamanlar 4. sınıfa falan gidiyorum. Annem dedi ki başımıza icat çıkarma oğlum. Atalarımız da bunu demişler. Yalnız şöyle bir şey var. Ben dünyayı değiştirmek istiyorken icat çıkarmamak çok doğru olmuyor aslında benim amacımla. Annemi dinlemedim. Bilim merkezinin sınavına girdim. Sınavı dereceyle kazandım. 3 sene boyunca müfredatta olan bütün konuları uygulamalı olarak öğrendim. Bu sırada bu süreç bana bilimsel araştırma yapabilme etkinliği kazandırdı. İlk projemi çok heyecanlı bir şekilde bulmuştum. O günü dün gibi hatırlıyorum. Danışman hocamın yanına gittim ve fikrimi anlattım. O da çok beğendi ve hadi yapalım dedi. Başladık, bir sene boyunca uğraştık. Bir sene sonunda çalışır bir proje ortaya çıkmıştı. Daha sonra bununla bir yarışmaya başvuracaktık. Yarışmaya başvurduk. Bir ay her gün mailimi kontrol ettim. Bir ay sonunda bir mail ulaştı. Teşekkür ediyoruz başvurunuz için. Projenizi beğenmedik, kabul etmedik. Hatta o zamanlara çok güzel bir video var başvuruda kullandığım. Şöyle birazcık izleyelim. Merhaba, ben Adem Atalay Hüryaşar. Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi Fen ve Teknoloji Laboratuvarı 6. sınıf öğrencisiyim. Projemin adı Herebi Bir Barış projesi. Şimdi bir proje yapıyorsunuz, bir amaç uğruna ve seçilmemesi demek, çünkü hani bir yarışmaya katılmak oradaki asıl amacım. Seçilmemesi benim için çok kötü bir heves kaybıydı aslında. Motivasyonum çok düşmüştü. Yalnız dedim ki ben dünyayı değiştireceğim, ben yılmayacağım, bunu başaracağım. Hemen ikinci bir proje yaptım. İkinci projede başvuruyu yaptıktan sonra kabul geldi. Yalnız ikinci aşamada bu da başarısız oldu. Dedim ki bu kadar başarısızlık yeter. Ben dünyayı değiştirmek istiyorken bu kadar başarısızlıkla nasıl dünyayı değiştireceğim? Proje Akademisi diye bir oluşum kurdum. Bu oluşumun amacı normalde yarışmalarda var olan 1., 2., 3. gibi sistemel bir yapıdan çıkıp bambaşka bir şeydi. Proje yapan bütün öğrencilere motivasyon sağlaması amacıyla herkesin ödül alabileceği bir sistem kurmuştum. Toplamda 2 tane başvuru geldi. İkisi de benim projelerimdi. Başarısızlık için yaptığım bir proje de başarısız olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum. O dönemlerde liseye geçtim. Lisede her akşam etkinliklere gidiyordum. Annem ve babam çok sağ olsunlar, çok destek oldular. Engellemediler beni. İyi ki de engellememişler. Bir senede 250 tane etkinliğe gittim. Bu etkinliklerin bir tanesinde etkinlik planlanan saatten yarım saat erken bitti. Etkinliği düzenleyen kişi dedi ki konuşmak isteyen birisi var mı? Cahil cesareti elimi kaldırdım, kendimi anlatmaya başladım. O andan sonra hayatım için bir şeylerin farklı gitmeye başladığını hissedebiliyordum. Çünkü tekliflerin ardı arkası kesilmiyordu. O etkinlikte ben Maker Hareketi ile tanıştım. Maker Hareketi, açık inovasyonun halka indirilmesi, üretimin en küçük hanelere, evlere gelmesi. Harika bir şeydi. 3D printerları görünce büyüleniyordum. Çünkü bir şey üretmek için fabrika gerek yoktu. Ben kendi evimde onu, kendi 3 boyutlu yazıcımla üretebiliyordum. Bu bir devrim olacaktı, belliydi ve ben de bu devrimin içindeydim aslında. Ben de bir maker'dım. Ve emin olun siz de maker'sınız. İlla elektronikle uğraşmanıza, yazılımla uğraşmanıza gerek yok. Yemek yapıyorsanız evet siz de üretiyorsunuz. Daha sonra bir akşam bir mail geldi. 14 yaşındayım. Bana bir toplantı yapmak istediklerini söylediler. Şimdi 14 yaşında bir çocuk için bir toplantı kafamda bir soru işareti. Haliyle annemin babamın da kafasında bir soru işareti oluşturuyor bu durum. Neyse gideceğim ben buna dedim. Gittim. Gittiğim zaman birisi bana bir teklifte bulundu. Böyle bir projem var. Yazılım tarafında da bir ortak arıyorum. Direkt kabul ettim. Dedim ki başarısız olursak olalım ama ben deneyerek tecrübe kazanmak istiyorum. Projeye ortak olduk. Her şey iyi gidiyordu. Birkaç ödül kazandık. Bir sürü kuaförle anlaştık. Bu arada Makas'la benim ilk girişimim. Makas'la kadınların kuaförlerden randevu alabileceği bir platform aslında. Her şey çok iyi gidiyordu. Beyaz yakalı kadınların gerçekten böyle bir sisteme ihtiyacı vardı. Yatırımcılar bize yatırım yapmak istiyordu. Bir tane de rakibimiz vardı. O sıralarda tecrübesizliğimizden kaynaklı beklentiyi yönetemedik. Ve proje tahmin edeceğiniz üzere başarısız oldu. Daha sonra dedim ki ben bu kültürü, maker hareketini, girişimciliği kendi yaşıtlarıma anlatayım. Çünkü en güzel beni benim yaşıtlarım anlar. Benim yaşıtlarım da en güzel benden anlar. Çünkü 30 yaşında bir adamın gelip kendi hayat tecrübelerini anlatması onlar için çok uzak bir noktada kalabiliyordu. Ama kendi yaşıtlarının, kendi yaşlarında bunları deneyimlemiş birinin gelip bunları anlatması harikaydı. Etkinliklere gittim, konuşmalar yaptım, eğitimler verdim. Daha sonra o eğitimlerin birinde birisiyle tanıştım. Ve dedik ki biz Maker hareketini dahil edebileceğimiz bir proje yapalım. Modüler bir drone geliştirelim. Bu programlanabilsin ve eğitim teknolojilerinde kullanılsın. Projeyi yaptık yapmasına, yalnız bir ay öncesine kadar ben bu projeden ayrıldım. Çünkü iki ortak olarak hayallerimiz farklıydı ve ben dünyayı değiştirmek istiyordum. Bu proje de aslında benim için başarısız olmuştu. Yalnız dedim ki ben dünyayı değiştirmek istiyorsam önce dünyayı dolaşmam gerekiyor. Dünyayı bir görmem gerekiyor. Yazın İngiltere'ye gittim. Oradaki üniversiteleri, atölyeleri gezdim. Girişimlerin ofislerini dolaştım. Oradaki kültürü kokladım. Aslında hiçbir farkımız yok. Buradaki kültür aynı. Tek fark isteksizlik. Gerçekten istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Eskiden bahane ettiğimiz şeylerin boş olduğunu fark ettim. 3D printer'ım yok, ürünümü geliştiremiyorum. Hepsi yalan. Aslında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Harika bir kaynağımız var. Ve eminim ki bunun farkında değiliz. İnternet her şeyi bulacağımız mükemmel bir kaynak. Ve bunu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. İngiltere yetmedi. Dedim ki ben bunu devam etmek istiyorum. Zaten bilimsel bir yönüm var. İsviçre'ye, CERN'e gittim. Oradaki kültürü kokladım. Geldikten sonra yapacağım çalışmalarda her zaman 3 tane ana noktaya değinmek istiyordum. Teknoloji zaten vardı. Teknolojinin yanına bilimi ve sanatı eklemek istiyordum. Rost'u kurdum. Rost aslında bizim sadece istediğimiz şeyleri geliştirdiğimiz bir atölye. İstanbul'da yer alıyor ve içeriye sadece hayal gücü derin olan insanlar girebiliyor. Yani herkes. Aslında hayal gücü bizim içimizde var. Ama sadece bizim bu hayal gücünü kullanmamıza imkan sağlanmıyor. Biz burada sadece kendi istediğimiz şeyleri geliştiriyoruz. Yapay zekalar, robotlar. Tabii sürekli başarısızlıkları anlatıyorum ama şeyde görülmesin. Bunların arasında çeşitli başarılar da var. Dünyadevi Google'ın düzenlediği yarışmadan aldığım bir ödül. Yine bu projelerde aslında o motivasyonun kırıldığı halde o kopma noktasından kurtaran şeyler. Ama emin olun siz bir şeyler yaptıktan sonra o kopma noktalarını kurtaran B planları her zaman hazır oluyor. Dünyayı değiştirmek diyordum. Bir anda başarı, başarısızlık bir şeyler anlatıyorum. Aslında dünyayı değiştirmek bana göre insanı değiştirmek. Ben bunu çok yeni anladım. Pira'yla ayrıldığımız gün bana bir mesaj geldi Facebook üzerinden. İngiltere'de tanıştığım ve bana programlamaya başlamak istediğini söyleyen bir genç bana mesaj atmıştı. Ve benim sayemde hayatının işleyişini değiştirdiğini söylüyordu bana. Bu harika bir şeydi. Gerçekten bir insanın hayatına dokunduğumu o an fark ettim. Çünkü o kişi bundan sonraki süreçte benden aldığı etkiyle hayatına devam etmek istediğini söylüyordu. Dünyayı değiştirmek dediğimiz zincirde abimin benim hayatımı değiştirmesi, benim de Filippo'nun hayatını değiştirmem ve Filippo'nun da değiştireceği diğer kişi aslında burada bir domino etkisi oluşturacak ve dünya bu şekilde değişecek. Aynı zamanda burada, şu an TEDx Ankara'da konuşmamızın asıl nedeni de bu 3000 kişi arasından bir kişinin hayatını değiştirebilirsek o domino etkisini devam ettirebilmek, sürdürebilmek. Dünya çok hızlı gelişiyor. Yapay zeka, artık insanların haklarından ziyade yapay zekaların hakları tartışılıyor. O yüzden durmamamız gerekiyor. Tükettiğimizden fazla üretmemiz gerekiyor. Zaman çok hızlı, değişim çok hızlı, buna yetişmemiz gerekiyor. Üretmek bir insanın ulaşabileceği en üst nokta ve bunu gerçekten yakalayabiliriz, bu içimizde var. O yüzden fazla beklemeyin. Harekete geçin, gelin dünyayı beraber değiştirelim. Teşekkürler.